Minik misafirlerimiz, hoş geldiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli basın mensupları, hepinize hayırlı günler diliyorum. Dün 5. olağan kongremizi gerçekleştirdik ve yeni takviyelerle Hüdapar siyasi yoluna, serüvenine emin adımlarla daha da güçlenerek devam ediyor inşallah. Yeni döneminde partimiz içinde, Türkiye siyaseti içinde, bütün milletimiz içinde hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bildiğiniz gibi Aralık ayında biz çifte vatandaşlardan bugün itibariyle Siyonist saflarda insanlığa karşı suç işleyenlerin vatandaşlıktan çıkarılması ve Siyonist çetenin elebaşlarının meclis kararıyla da yargılanabilmelerinin önünün açılması için bir kanun teklifi vermiştik. Biliyorsunuz insanlığa karşı suç ve soykırım uluslararası bir sözleşmeye bağlanmış ve Türkiye'nin de taraf olduğu bir sözleşme. Bu sözleşme gereğince üye ülkeler soykırıma ve insanlığa karşı suçlara karşı etkin mücadele etme yükümlülüğünü almış durumdalar. Elbette bizim Türk Ceza Kanunumuzda soykırıma karşı işlenen, insanlığa karşı işlenen ve soykırım olarak nitelendirilebilecek suçlar için belli cezalar öngörülmüş. Mevzuatımız buna uygun. Ancak Adalet Bakanı'nın talebiyle böyle bir soruşturmanın başlatabiliyor olması ve bugüne kadar Adalet Bakanı'nın bu yönde Cumhuriyet Başsavcılıklarına herhangi bir talepte bulunmaması sebebiyle işte 9 ayı geride bıraktık. Siyonist çetenin elebaşlarına yönelik ülkemizde herhangi bir soruşturma başlatılmış değil. Madem ülkemiz insanlığa karşı suçlarda ve soykırım suçlarında yükümlülük altında uluslararası sözleşmeler itibariyle ve soykırım suçu bütün insanlığa karşı işlenmiş bir suç ve ülkemiz de bununla etkin mücadele etmenin taahhüdünü vermiş, o halde 9 aydır biz neyi bekliyoruz? Neden yapabileceklerimizi yapma konusunda hala mütereddit davranıyoruz ve somut bir adım atmıyoruz? İşte yarın genel kurulda görüşecek olan kanun teklifimiz de soruşturmanın sadece Adalet Bakanı'nın talebiyle mümkün olması değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de alacağı bir kararla Cumhuriyet Başsavcılıklarının harekete geçmesinin imkanını oluşturmak istiyoruz. Kanun teklifimizin 1. bölümü bu. 2. bölümü de az önce ifade ettiğim gibi, ister Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsun, ister çifte vatandaş olsun, bugün itibariyle Siyonist saflarda kadın, çoluk, çocuk demeden masum sivilleri katleden, bu katliama ortaklık edenlerin vatandaşlıklarının iptal edilmesi, mal varlıklarına el konulması ve bu mal varlıklarının Aile ve Gençlik Fonu'na aktarılmasının önünü açacak bir maddeyi de içeriyor. Geçtiğimiz haftalarda meclise temsil edilen, özellikle grubu olan veya olmayan bütün partilere kanun teklifimizi götürüp kendilerinden destek istediğimizi ifade etmiştik. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında olan bütün milletvekillerinin Filistin konusunda aynı düşündüğünü, aynı hissiyatı taşıdığını ve aynı hassasiyette olduğunu biliyoruz. Söylem bazında farklılıklarımız olabilir ama insanlık ortak noktasında, Filistin ortak noktasında, Gazze ortak noktasında hepimiz biriz, birlikteyiz. O halde yarın Meclis Genel Kurulu'na gelecek olan kanun teklifimize de bütün milletvekillerinin oy birliğiyle destek vererek bu kanun teklifinin kanunlaşması için inisiyatif almasını bekliyoruz, umuyoruz, diliyoruz. İnşallah da istediğimiz gibi olacak. Bugün Filistin'e karşı, Gazze'ye karşı gerçekleştirilen insanlığa karşı suçlar ve soykırım, yarın belki dünyanın başka bir coğrafyasında ırkı, dini, dili farklı insanlara karşı da gerçekleştirilebilir. Biz sadece hükümetler arası ilişkiler bozulmasın diye Adalet Bakanı'nın talebine bağlamışsak, savaş kararı bile alabilecek yetkiye sahip olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin alacağı bir kararla bu soruşturmalarının önünü açmamız elbette mümkündür. Meclisin buna etkisi vardır ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu sorumluluktan kaçmaması gerekiyor. Çünkü bizler milletimiz adına burada bulunuyoruz, milletimizi temsil ediyoruz ve milletin ortak vicdanında bu soykırıma yer yoktur.
soykırım suçlularına merhamet de yoktur. Bir sevgi de elbette yoktur. Dolayısıyla milletin istediğini, insanlığın ortak vicdanının gerektiği adımı hep beraber atalım istiyoruz. Şöyle, Aralık'ın son haftasıydı sanırım. Biz bu kanun teklifimizi meclis başkanlığına sunduk. Mevzuat gereği 45 gün içerisinde komisyonlarda görüşülmeyen kanun teklifleri teklif sahiplerinin imzasıyla genel kurula getirilebiliyor. Biz birkaç ay öncesinden aslında genel kurula getirilmesini talep etmiştik. Çünkü soykırım suçu maliyeti ve kayıpları artarak devam ediyor. Daha içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Malum meclisinde bir çalışma takvimi var. Bu takvim içerisinde yarın için genel kurula getirilmesi kararlaştırıldı. Yarın biz kanun teklifimizi genel kurula getiriyoruz. Orada gerekçelerimizi de ifade edeceğiz. Sayın Genel Başkanımız kürsüden bu kanun teklifinin neden kanunlaşması gerektiği konusunda izahatlarını yapacaklar ve sonrasında oylama olacak. Biz yarın mecliste olan bütün milletvekillerinden bu kanun teklifinin kabul edilmesi için lehte oy kullanmalarını bekliyoruz. Evet, meclisin gündeminde öyle bir kanun teklifi de var. Tabii her kanuni düzenleme var olan aksaklıkları gidermek, eksikleri tamamlamak ve varsa yanlışlıkları terk etmek üzerinden kaleme alınır. Tabii öğretmenler açısından düşünüldüğünde bu kanundan beklenti olarak en azından teklif içerisinde bulunmasını istedikleri hususların olmadığını görüyoruz. Birkaç başlık aslında burada belki ifade edebiliriz. Öğretmenlerimizin de burada sözcülüğünü yapalım. Birincisi, uzman öğretmenlik için 10 yıl şartı ve baş öğretmenlik için 10 yıl şartı getiriliyor bu düzenlemeyle. Öğretmenlerimizin talebi baş öğretmenlik için 10 yıl değil, belki bir 5 yıllık sürenin geçmesinin yeterli olması. Mülakat sistemi biliyorsunuz toplumsal hafıza itibariyle çok olumsuz çağrışımlar yapıyor. Mülakatın özellikle hak edenin hak ettiğini alamaması sonucunu doğuracak bir neticeye evrilmemesi hepimizin dileğidir. KPSS puanına eşdeğer bir puanlamayla aslında mülakatın işlevsiz kılınması belki adalete daha yakın olan bir düzenleme olacaktır. Mülakat çünkü subjektif değerlendirmeler neticesinde verilen puanlarla ölçülen bir düzenleme. Dolayısıyla bunun bu aşamada yapılmasının çok isabetli olmayacağı muhakkak. Bir diğeri, özellikle özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin taban ücretlerinin belirlenmemiş olması. Çünkü maalesef özel okullarda çalışan öğretmenlerimizin devlet okullarında görev yapan öğretmenlere göre maaşlarının daha düşük olduğunu biliyoruz. En azından onların da yaşam kalitesini arttıracak, insan onuruna yaraşır ve kendi verdikleri emeğin karşılığı olabilecek bir ücretle ücretlendirilmeleri ve bu bedellere kavuşmaları sağlanabilir. Bu beklenti vardı ama bu kanun teklifinde maalesef bu da yok. Bir diğer konu biliyorsunuz, öğretmen açığının bir kısmı, yani aslında hatırı sayılır bir kısmı, ücretli öğretmenler eliyle tamamlanmaya çalışılıyor. Ama ücretli öğretmenlerin de aldıkları aylıkların çok cüzi olduğunu buradan ifade etmek lazım. Bu ücretlilerin iyileştirilmesi hususunda da bir gayret olmadığını en azından bu kanun teklifinde görüyoruz. Bu da bir eksiklik olarak göze çarpıyor. Belki bir diğer husus, biliyorsunuz memur emeklileri emekli olduklarında ünvanları da gözetilerek bir aylığa yansıtılması söz konusu. Emekliliklerinde öğretmenlerimizin almış oldukları bu ünvanların da dikkate alınarak emekli aylığına yansıtılması belki bir ihtiyaç. Son olarak biliyorsunuz bu kanun teklifiyle akademi şartı getiriliyor. Buradan o zaman aslında şapkayı önümüze koymamız gerekiyor. 4 yıllık, hatta yerine göre 5 yıllık eğitim fakültelerinin niteliğini burada tartışmamız gerekiyor. Neticede bu üniversiteler, bu bölümler, bu lisans bölümleri öğretmen yetiştirmek için kurulmuş bölümler. 4 yıl boyunca siz birine öğretmen vasfı taşıyabilecek bir eğitimi vermediyseniz bunu sorgulamanız gerekiyor. Oradaki eğitime mi güvenmiyoruz? Oradaki eğitimin kalitesinin artırılmasına dönük bir çaba mı gündeme gelemiyor? Buna mı müdahale edilemiyor ki eğitim fakültesinden mezun olmuş öğretmen adaylarımıza bir de akademi şartı getiriyoruz. Önümüzdeki süreçte elbette ki
mesleği icra ederken belli periyotlarla bilginin güncellenmesi elbette ki önemlidir. Ama mesleğe kabul ederken akademinin getirilmesi neler götürür, neler getirir? Bunu hep beraber göreceğiz. Ama madem akademiye ihtiyaç duyuluyor eğitim camiamızda, o zaman bizim eğitim fakültelerindeki eğitim kalitemizi de artık önümüze koymamız gerekiyor diye düşünüyorum.